Önce İçişleri Bakanlığı'ndaki 1933 senesindeki bütün köy listelerini aldım. Tamamını aldım. Bu tamamı köy listelerinde Trabzon hinterlandında olan Trabzon eyaletine bağlı günümüzdeki 7 tane vilayet. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt. Bu 7 vilayetin bütün köylerini tek tek ilçe ilçe ayırdım. Liste tuttum. Türkiye'de en iyi Rumcayı kim bilir sizce? Bir yorum yapın, kafanızda bir düşünün. Türkiye'de en iyi Rumcayı Patrikhane bilir. Patrikhane'ye gittim. Ünvanım da var, eğitim müzesi müdürüyüm. Arkadaşlar ben araştırmacıyım dedim. Sizin dediğinizi doğru kabul etmem kaydıyla bana getirdiğim listeleri, o bir ana toplantıda o listeleri de getirdim. Ben liste olarak yaptım. İşte bir tarafta işte köylerin adı, işte Sürmene ilçesinin köyleri, Of ilçesinin köyleri veya işte Bakukebir ilçesinin köyleri, Trabzon'un merkez ilçesinin köyleri. Diğer tarafta hangi dil olduğu konusunu boşluk bıraktı. Öbür tarafta da manası nedir? En altında da imza. Her ilçenin öyle bir dosyasını oluşturdum. Gittim işte Patrikhane dedi, arkadaşlar böyle böyle. Patrikhane dedi ki biz de şu anda en iyi Rumcayı Fener Patrikhanesi hemen üstünde kırmızı büyük bir bina var. Haliç'ten gözükür. O binada, o bina lise. Rum Lisesi. Rum Lisesi'nin müdürü var, Niko Mavridis. Rum Lisesi'nin vakıf başkanı ve şu anda Türkiye'nin en iyi Rumcayı o bilir dediler. Ona gidin dediler ve ona gittik. 3 gün boyunca çalıştık beraber. Bütün 2500 tane kelimenin taramasını yaptık. Ben şimdi beni ilgilendiren adam televizyona çıkıp efendim Of'un eski isimleri Rumcadır, demek ki biz Rumuk cümlesinden ben hareket ettim öncelikle. Of da 1933 tarihinde 125 tane köy ismi vardı. Çoğu Türkçe olmayan isim vardı. Bu isimleri den yola çıkarak listede baktım ki Of'la ilgili 4 tane isimli Rumca yapıp altında imzalayabildiler. Üstelik de ben ne dersiniz doğru kabul ediyorum dememe rağmen. Niye bu kadar az dedim. O dediler Pontusça'dır. Dedim sizin kabul edeceğiniz Pontusça'yı kim bilir? Yani öyle bir yazacağım ben bunu. Ne dersin? Doğru yazmam kaydı. Siz bunların beyanıdır diye yazacağım en azından ama yazacağım dedim. Dediler ki işte bir çay karalı bir Pontus şey çok iyi bilen filanca falanca var. Ona gittim. Fatih'te bir okul müdürü. Gittim ona. Daha sonra tanıştık, ortak olduk. Beraber ihtas ettik. O da parantez içinde. Şimdi arkadaşlar beraber çalıştık. Onu çıkardım. 5 tane, 6 tane Ofta köy ismi Rumca. Ya şaşırdım. Ya dedim niye bu kadar az dedim. Hani hepsi Rumcaydı. Adam televizyona çıkıp Rumca diyor dedi. O dedi Ermenice'dir o zaman. Allah. Peki Ermenice'yi nasıl bulurum? Kim bulurum? Sordum, soruşturdum. Dediler ki Agos gazetesi var. Trantinik o zaman sağ. Doğru Agos gazetesinde. Trantinik'e gittim. Durumu anladım. Dedim böyle böyle. Dedi ki bizim Serpil Serapyan var. Kültür şeyimiz odur. Şu anda da gazetenin şu anda da asıl genel yayın yönetmeni. O kanalla biz bunu yapalım dedi. Onunla beraber oturduk, çalıştık. Ve ben çok şeyler öğrendim onlardan. Özellikle hemşinle ilgili, hemşin gizemi konusunda ve hemşine gelip de daha sonra değişik yerlere dağılanların sayılarına varıncaya kadar hangi köyde kaç tane Ermeni var, onların kendi sözlerine göre zaten konuşmamızda o vardı. Adamlara diyorum siz ne dersiniz? Sizin dediğiniz sizin ağzınızdan doğru kabul ederek yazacağım dedi. Tamam dediler. O Sarkis Serapyan'la ilk şey kapıyı açtı bize Hrant Dink. Sarkis Serapyan'la görüştük. Ondan sonra onlar bizi şeye götürdüler.
Kumkapı'da bir Ermeni lisesi var. Oranın kütüphanesi çok mükemmelmiş. Kütüphaneye gittik. Oranın lisenin müdürü Nora Şenyan diye bir hanımefendi. Bu sefer ondan başladık çalışmaya. 3 gün, 4 gün sürdü. Adam evdeki daldırıyor. 500 liralık kitap takır takır okuyor. Alfabe değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Beş takır takır. Yani orada şimdi onların kitaplarında kitapların şeyleri değişmemiş. Adamlar çok rahat okuyorlar. Neyse onlardan da 2500 kelimenin tahlilini yaptık. İmzalarını aldım. Çok az. Niye çok az? Ya ben şimdi 7 vilayeti çalışıyorum. Sadece Ofu veya sadece Trabzon'u değil. Dediler o zaman Gürcücedir. İyi, Gürcüce kim bilir? Sordum, soruşturdu. Bütün derneklere, cemiyetlere, öteye beri dediler ki çıvanöbürücüler var, onlar bilir. Ha dedim, nedir o? Çıvanöbürü bizimkiler demekmiş Gürcüce. Gürcüce. Kimdir bunlar? Nerededir? Nerede bulunur? Harbiye'de bulduk onları. Onlar da Türkiye'de ayrı bir Gürcü etkinliğine çalışan Almanya ve Fransa destekli, özellikle Almanya destekli, baktım bir kuruluş. Gittik böyle böyle dedim. Dediklerinizi doğru kabul edeceğim dedim. Ermenice'yi yaptım, Pontusça'yı yaptım, Rumca'yı yaptım, Gürcüce. Tamam dediler, bir hafta sonra gel, bir dil bilimcisi prof gelecek Fransa'dan, beraber çalışırız. Bir hafta sonra o geldi, gene gittik, çalıştık, gene yazdık, çizdik, imzaladık. Bunlar hepsi bende duruyor. Sonuç çok az. Niye bu kadar az dedi? O zaman siz bir de Lazca'ya bakın dedi. Kim bilir Lazca? Sorduk, soruşturduk, bir Lazca bilen iki grup varmış. Bir Ogniciler varmış, bir de normal sıradan Lazlar varmış. Sıradan Lazlar'dan bir folklor hocası buldum. Yunus Sabri Biber diye belki tanıyanlarınız bilir. Onunla da öyle arkadaş olduk. Onunla beraber başladık çalışmaya. Gene az çıktı. Ben bir türlü duymuyorum. Yani 2005 tane köy ismi var. Bunlardan biz daha 70 taneyi geçemedik. Bunların kabul ettiği, Ermenilerin kabul ettiği, Pontus'un kabul ettiği, ne bileyim Gürcü'nün kabul ettiği, Lazca'nın kabul ettiği, sonra Rusça'nın kabul ettiği toplamı 75 tane çıktı. Yani 2005 tane köy isminden 75 tanesini bu dediğim diller kabul etti. Tamam dedi bunlar bizim dil ama öbürlerini bilmiyoruz. Hepsi bende imzalı. Şimdi ondan dolayı Pontus yanlısı hiçbir kaynak, kitap, şeyde benim bu adamlara imzalattığım için dosyaları bende olur. Benim şeyimin dışında bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü ben işlerimden çalıştım. Sonuç bir de Arapça ve Farsça şey yaptım. O zamanlar meşhur Müslüm Kalkancı mı? Kalkancı, Ali Kalkancı. Onun kardeşi İbrahim Kalkancı var. Bitlisli medrese hocası. Onunla tesadüfen arkadaşlığımız vardı o dönemde. Farsçayı ona çözdürdüm. Arapçayı da Arapça bilenlere çözdürdüm. Sonuç toplam 150 tane isim. Arapça, Farsça, Ermenice, Rumca, Pontusça, Rusça vesaire vesaire. O halde nedir? Bu isimler 2005 tane köy ismi. Nedir? Biraz köy isimlerinden bahsedeyim. Biraz da rahatlayalım. Ben lisede öğrenciyim. O zaman Vatan Caddesi'nde Luna Park var. Luna Park'ta her gece of gecesi olur. Of gecesinde saat 8'e kadar biletliler girer. Saat 9'da gelmeyenler kesinleşince orada bedava olarak o paraları verilmiş olduğundan dolayı yemekli yerin paraları ücretsiz öğrencileri içeri alırlar. Kapıda da yöneticiler var. Yöneticiler tanıyor. Sen kim düşerse falancanın geç. Sen filancanın geç. Sen filancanın geç. Ben de lisede okuyorum. Bana dediler sen kim düşerse Ali. Hangi Ali? İşte filanca Ali. Diyor tanımayalım dedi. Sen okuyor musun dedi.
Sen acıma biliyor musun? He. Diyor anne he. Bak iyi he. Balaman tonam anne var. Pet babası yavan yanımda çuvarası. Kursu anne bir anı barkana. Mitra taşına. Cisinden mapsına. Alana kork kork kona. Yer sarkına. Kurun çelek durgamat. Hamzayla mesul etsiniz de. Beska kaldı. Zarı eskırından. Geç 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 diyor. Sen benden çok ofisin. Yani adamlar. Yani ofun köyleri. Baktığımızda hepsi yabancı. Ama bu yabancıların dediğim gibi hepsi Rumca değil. %5'i Rumca değil. %5'i. O zaman %95'i nedir? Aynı şey Maçka için geçerli. Aynı şey Sürmene için geçerli. Aynı şey Vafıkebir için geçerli. O zamanki en büyük ilçeler bunlardı. Bir de Akçabat vardı. Ha, onun üzerine ben başladım çalışmayı. Bu arkadaş çıktı orada televizyonda dedi ki bunlar Rumcadır isimler biz Rumuk. Onu diyen arkadaş da bu Rus kültürü diye bir kitap yapmış. Bu Portus kültürün özelliği şu. Televizyonda bunun üzerine 2 hafta boyunca Ceviz Kapı o zaman çok meşhurdu. Onda çalışma yaptı. Şimdi arkadaşım görüşürüm bu arkadaşla. Ve bu arkadaş kitabı aslında çok güzel bir of edebiyatı kitabı olur. Of'un belli bir kesim, Erenköy bölgesinin kitabı olur. Ama Portus kültürü olmaz. Adını Portus kültürü koydu. Portus adından dolayı kitap çok satsın diye veya bir de içine 25 sayfa kendisi ilave koydu. Dışarıdan geldi o 25 sayfa. O kitap 25 sayfayı ben çıkartayım. Kendi isimle bu kitabı imzalarım yani. İyi bir kendisi yerel çalışma yapmış ama o yerel çalışmayı Yunanistan'ın aldığı destekle bozmuş. 25 sayfa içine karıştırmış 400 sayfayı ama o şeyi götürmüş. Ve dolayısıyla yani benim hareket noktam bu oldu. Bunun eleştirisi üzerine yola çıktı. Yola çıktık. Yolda dünya tarihindeki en eski tarih kitabı anlamasız. Dünya tarihindeki en eski ikinci, birincisi Herodot'tur. Milattan önce 525 yılında yazılmış. İkincisi bu milattan önce 400 senesini anlatıyor. Milattan önce 400 senesinde yani günümüzden 2400 küsur sene önce ki bir güzergahı anlatıyor. O güzergahta şimdi Anabasis 10 binlerin ricadı, 10 binlerin dönüşü demek. 10 bin kişilik bir ordu İran'a sefere gidiyor, seferde yeniliyor, komutanları ölüyor, başlarındaki liderler ölüyor, öldürülüyor, bütün komutanlar öldürülüyor. İşlerinde yazman olan Ksenofon, Eksenofon da deniliyor. Yazman olan Ksenofon. Na diyorlar sen geç başımıza bizi sağ salim memlekete geri götür. Fırat'tan bunlar yola çıkıyorlar. Fırat'tan Dicle Irmağı'nda yanlış yola çıkıyorlar. Bir ırmağı takip ediyorlar. Dicle Irmağı'nı takip edeceğine Fırat'ı takip ediyorlar. Fırat bunları Bitlis'e çıkartıyor. Ermeni bölgelerine. Oradan yukarı çıkıyorlar. Oradan Bayburt'a geliyor ama nereye geldiklerini bilmiyorlar. Tek hedefleri deniz. Denize ulaşırsak kurtuluruz. Ve bunlar denizi Trabzon'da görüyorlar. Denizi Trabzon'da görüyorlar. Ama Trabzon'a gelince Trabzon'da Delibal'la karşılaşıyorlar. Yani bunlar 10 bin kişilik bir askeri grup gidiyor. Köylüler giderken bunlar 10 bin kişi yemek yiyecek. Ya talan edecekler ya barış yoluyla alacaklar. Bu yani 10 bin kişi günlük 3 öğün yemek 30 bin öğün yemek demektir. Giderken geçtiği yerler önlerinde kim varsa o zaman karşılarında devlet yok. Kim varsa ezip yağmalayıp geçiyorlar. Kimi asıyorlar kesiyorlar. Kimi korkudan geliyor barış olarak şunu veriyorlar bunu veriyorlar vesaire. Burada onu dürüstçe anlatıyor. Trabzon'a gelirken Bayburt'ta işte Bayburt'taki
Bayburtluların liderleri de bunda anlaşma yoluna gidiyor. Şehri yakıp yıkacağına gel diyor, ben sana yemeklerin zeyni vereyim. Bir de sana bir tercüman vereyim. Yolu bilen kılavuz vereyim. Kılavuz da denizi gören yere kadar seni götürsün. Öyle anlaşıyorlar. Ve kılavuz Bayburt'tan yukarı, Sağlı Dağları'ndan yukarı çıkıyor. Oradan denizi gördüğü yerden geri dönüyor. Denizi görüyor diyor. İlk defa bunlar aylardır, 6 ay boyunca yürüyorlar. Denizi görürseler kurtulacaklar. Deniz yoluyla gitmek için. Yukarıdan aşağı. İşte Orflar der ki Büyük Harman'dan aşağı. Çaykarlar der ki Sultan Murat'tan aşağı. Şeyler der ki Madur Dağı'ndan aşağı Sürmeneller. İşte Başkanlar der ki işte bilmem Zigana'dan aşağı. Yani herkes bu bizim oradan geçti derler. Bunlar geçmesi, geçtiği yere de nişanı olsun diye her 10 bin asker birer tane taş dizerek bir kule yapmışlar. Ama yağmurlar, fırtınalar, şunlar bunlar öyle kuleli bir şey günümüze kadar ulaşmasını engellemiş. Yani onlarla ilgili, çünkü orada oturup bir şey yapmamışlar. Sadece geçiyorlar, geçerken taş dizmişler. Şimdi bazen işte Mehmet Bilgin arkadaşım, araştırmacı, o Sümmene'de bir sürü taş bulmuş. Ha demiş, bunlar demiş, buradan kalma. Kısanafon'un taşları diye onu yazmış, kaleme almış. Öbürü işte bir yerde bir kaydı bulmuş, ona dayalı olarak. Ama o meşhur, yani kesin bir şey yok orada. Ne demiştik? Milattan önce 400 senesinde olan bir şey. Peki 400 senesinde ne anlatıyor bu Trabzon'la ilgili? Ona gelelim. Bir Trabzon şehrinden bahsediyor. Merkezden bahsediyor. Yukarıdan aşağı gelmişler. Yukarıda kohlar var. Kohlarla savaş yapmışlar. Kohlar buna deli balı getirmiş. Bunların silahlarını almış. Bizim bölgedeki deli bal. Daha sonra aynı numarayı şey yapacak. Pontus Kralı 4. Miridat yapacak. Roma kralına yapacak bunu. Bir alay bizim bölgede. Yani yaklaşık 8-10 bin kişi telef ediyor. Yani o arada zehirli bal bırakarak ağaçların diplerine vesaire. İşte onu burada milattan önce 400 senesinde kohlar yapmışlar. Bakmışlar ki 10 bin asker. Biz burada 300-500 tane köylüyüz. Biz bunları yenemeyiz. Bunlar bizi yok edecek. Yağmalayınca karşı çıkarsak öldürecek. Karşı çıkmazsak kaçmamız lazım. Ne yapalım, ne edelim demişler ki işte buyurun gelin demişler. İşte terk etmişler kasabayı. Ama her şeyde evin önünde kase kase ballar. Kovan kovan ballar. Adamlar balı gören bakmış gayet güzel. Yumulmuş, yumulmuş, yumulmuş. Ona da küt 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 düşmeye başlamışlar. Bunlar da almışlar onların silahlarını, götürmüşler, atmışlar kor sınırlarının dışına. Adamlar 24 saat baygın kalmıştı ortalama. Ondan sonra uyanmışlar, bakmışlar silahları yok, kendileri şey falan ama yani onu öldürmemişler, 10 bin kişi öldürmemiş veya öldürememişler veya cesaret edememişler. Arkalarından başka ordu gelir veya çünkü arkası bilmiyor adamlar, köylü yani şimdiki iletişim yok. Ve onun üzerine deli balla bunlar yenilerek ama silahlarını da sihir çıktı alarak devam ediyorlar yollarında Trabzon'a geliyorlar. Trabzon'da spor tarihi bakımından önemli dünyadaki ilk uluslararası spor karşılaşmaları. Ben aynı zamanda spor tarihçisiyim. Spor tarihi konusunda yüksek lisansım var. Üniversitede bir dönem hocalığım var. Dünyada en eski spor karşılaşmaları Trabzon'da milattan önce 400 senesinde yapıldı. Bu kitap onu yazıyor. Yani bundan eski daha yazılı şey yok. Olimpiyatlar sadece Yunan şehirleri arasında yapılırdı. Hani olimpiyatlar farklı ve olimpiyatlar çıplak yapılırdı. Bunda diğer yani yerliler Trabzon'un şehri içindeki, yani gerçek Yunanlılar, şehrin içindeki Yunanlılar,
şehrin dışındaki değişik kavimler, 7 tane kavim saymış bu. Değişik kavimler, Yunan ordusu içindeki paralı asker, Giripliler, Kıbrıslılar, gerçek Yunanlılar, İranlılar vesaire. Yani onlar orada Trabzon'da spor karşılaşmaları yapmışlar. O zaman pankreas meşhur. Yani boks ve güreş karışımı. Ardından at yarışları yapmışlar. Boztepe'den sahile doğru dik yoldan aşağı inilecek şekilde. Ve hatta bir sürü düşenler, yaralananlar oldu. Yani anlatırken Trabzon az evvel bir cümle kullandı. Şehir merkezindeki Rumlar dedi. Bir de çevresindeki insanlar, bir de Koflulardan bahsetti. Bu kitap 7 tane kavimden bahsediyor. Bayburt'tan Trabzon'a gelip Trabzon'dan Giresun'a gidene kadar 7 ayrı kavimden bahsediyor. Mesela Musniklerden bahsediyor. Koklardan bahsediyor. Heptako Metailerden bahsediyor vesaire. Bir de Magronlardan bahsediyor. Trabzon'un doğusundaki insanlar. Koça kafalı insanlar manasına göre kendi isimlendirmiş. Ha ben de Trabzon dostu oldum da bunların zamana göre koşa kafalı izlemekmiş. Buradan çıkan bir sonuç da o. Bunların şeyine göre. Dedik ki Trabzon merkezinde gerçek kurucu Yunanlılar ama merkezin dışında değişik insanlar. Yıl 400. İlk cümlemi başlarken demiştim ki Trabzon milattan önce 765 yılında kuruldu deniliyor. Yunanlılar öyle diyor demiştim. Milattan 765 yılında kuruldu. Aradan 365 yıl geçti ama 7 ayrı kavim hala var. Yani o şuna benziyor. Biz Türkiye'yi aldık. Aradan 365 sene geçti. Aldığımız topraklarda hala işte kimden aldıysak onlar var. Sonuçta gelelim o kavimlerin kimler olduğuna. O halde Trabzon'da şeyden önce insanlar var mı? Öyle ya, Yunanlılardan önce insanlar var mı? Türk tarihçiler var diyor. Tarihçilerden öyle, ben köy isimlerinden yola çıkarak şu anda Türkiye'de tektir bendeki çalışma Anadolu medeniyetlerinde yer ve soyadları kılavuzu. Bizim sadece Of'ta 4 tane Hitit köyü buldum. Hitit. Mesela Cisino, mesela Mapsino, mesela Halman. Bunlar özgür Hititlerin yer listelerinde var. Size yol göstereyim, araştırın. Hititlerin yer adları listelerinde var. Biraz da size araştırdım. Ben şeylerin kaynaklarını söylüyorum. Ve onları da tek tek yazdım çalışmalarımda. Yani demek ki milattan önce Hititler 1200 senesinde tarih sahnesinden silindiğine göre milattan önce 1200 senesinde bizim Trabzon'un doğusunda en az 10-15 tane Hitit köyü var. İsimlerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Başka bir belgemiz yok, isim. Çünkü Doğu Karadeniz'in bir özelliği var. Yağmuru, iklim durumu Doğu Karadeniz'de kalıcı eseri engeller. Taş yoktur. Ağaçtan yapılması gereken yapılaşma vardır veya küçük topraktan yapılması. Onlar da yüzyılların, binli yılların şeylerine dayanmaz. Günümüze o dönemden kalma fazla kalıcı şeyler ulaşmamıştır. Ve yine Trabzon'un dedik ki işte milattan önce 765 yılında Yunanlılar kuruldu. O halde ne işi var Yunanlıların burada? Öyle bir şeye gelelim isterseniz. Yunanların ne işi var Trabzon'da, öyle ya. Efendim bulunduğu masayı bir Türkiye olarak düşünün. Şu tarafta arkadaşın olduğu yerde, yerin tam dibinde İzmir ve karşısı Yunanistan düşünün.
Yunanlar, İyonlar ve Dorlar'ın mücadeleleri sonucunda eski yerli Yunanlar, İyonlar ve Dorlar'ı yeniyor, İyonlar terk ediyor. Ege kıyılarına geçiyor. Ege kıyılarında deniz şehirleşmesi yapıyor. Orada millet, Efes gibi şehirler kuruyorlar. Bunlar Yunanistan'dan gelen milletliler, daha sonra Lidya'yı kuracaklar, daha sonra Frigya'yı kuracaklar, İonya'yı kuracaklar vesaire. Şehir devleti olarak kuruluyor. Bu şehir devletleri de orada ticaret yapacaklar ama gemiciliği de biliyorlar Yunanistan'dan gelirken. Ama kimle yapacaklar? İşte kimle yapacakları şey, bir kısmı güneye iniyor. Efesler güneye iniyor. Güneyde bugünkü Antalya'yı kuruyorlar. Güneyde bugünkü İçeli kuruyorlar. İskenderun daha sonra kurulacak. Kuruyorlar. Kuzeye giden milletler de kuzeyde Zonguldak'ta Amasra'yı kuruyorlar. Sinop'u kuruyorlar. Sinop'a kurduktan sonra nasıl kuruyorlar onu söyleyeyim. Oradan geliyor. Geliyor benim bulunduğum deniz kıyısında bulunduğum yere şeye geliyor. Burada bir ticaret merkezi kuruyor. Şehir kurmuyor. Ona koloni deniliyor. Ticaret merkezi kuruyor. Ne demek ticaret merkezi kurması? Çevresindeki insanlarla ticaret yapacak demek. O halde bunlar buraya geldiğinde çevrelerinde insanlar var. Çünkü başka nasıl ticaret yapacaklar? Ticaret yapmasa niye gelsinler oraya? İlk şehirleşme öyle kuruluyor. Ha gelenler, merkeze gelenler Yunanlı. Hangi Yunanlı? Yunanistan'dan Ege'ye gelen milletli Yunanlı. Milletli Yunanlılar önce Sinop'a geliyorlar. Sinop'ta yerleşiyorlar 100 yıl, 150 yıl. Oradan sonra Sinop'tan Giresun'a geliyorlar. Trabzon'a geliyorlar. Rize'ye geliyorlar. Kademe kademe kuruyorlar. Trabzon'da milattan önce 765. Kurarlarken arkalarında insanlar var. 765 yılında kurarlarken. Ve bu kitaba geldiğimizde 365 yıl sonraya, 365 yıl sonra da hala o insanlar var. İnsanlar hala var. Ve 10 bin kişiye kafa tutacak 7 tane ayrı insan topluluğu var. Farklı birbirlerinden farklı. Hadi biri Türk'tür desek öbürü de belki de Ermenidir. Veya öbürü belki de Urartudur. Yani şey yok. Ama yani şimdiki şeylerle birebir kıyaslanamıyor. 7 tane ayrı Trabzon'da Yunanların dışında milattan sonra 400 senesinde gruplar var, insanlar var. O halde Trabzon merkez dışındakiler, şu sonuca varıyoruz, merkez dışındakiler Yunan değil. Merkez dışındakiler. Yani merkeze niye? Ticaret yapmak. Ticaretin manası nedir? Tehlike gördü vakit hemen oradan kaçıp gidecek deniz yoluyla. Böyle bir yapılanma. Yani karayla, toprakla, yani Yunanlı gelip dağda, köyde, dağın köyünde, Tonya'da, Çaykara'da veya köprü başında veya Beşköy'de bulunmaz. Kıyıda bulunacak, kıyıda. Sürmeneli Humurgan'da bulunacak. Ofun merkezinde bulunursa bulunacak. İşte Zefire'de bulunacak Giresun şehirde ama şehirde yok. Dağda yok. Böyle anlattıklarımızdan birinci şey de bu. Birinci konu bu. Biraz daha gelelim, biraz daha hepsini birden çünkü çok anlatacağım konu çok. Benim işim anlatmak. Kavramlara gelelim. Kavramlarda milattan önce 260'lı yıllara gelmiş olacağız. Efendim Trabzon Rum Pontus İmparatorluğu. Biz Trabzon bir imparatorluk. Tarihte Pontus İmparatorluğu bir kez var. O Pontus İmparatorluğu'nda başkenti Amasya. Kuranları yerli Anadolu'lu halk, Yunanlı olmayan halk,
Yunan'da halkıyla, Yunanlar Trabzon'da duruyor. Yunanlar Giresun'da, Sinop'ta veya Ege'de duruyor. Ama Anadolu'nun içinde durmuyor. Anadolu'nun içindeki yerli halk, Büyük İskender gelmiş, Ege'den gelmiş, Anadolu'dan çıkmış, Hindistan'a kadar gitmiş, Hindistan'dan dönmüş, Mısır'a kadar tam girmiş, Mısır'a girerken ölmüş. 8 yıl boyunca sefer yapmış. Helenistik uygarlığı. O 8 yıl geldi dünyada Helenistik uygarlığı oldu. Fakat Türkler 1 yıldır Türk burada duruyor, Türklere Türk uygarlığı olmuyor. Yani bana bir tane Büyük İskender zamanında kalma eser gösteremezsiniz. Ama yüzlerce Roma eseri gösterirsiniz. Binlerce Türk eseri gösterirsiniz. Ama Helenler efendim uygarlık getirmişler. Türkler barbar, Romalardan bir şey kalmamış. Tarihte Türklerin bir kabahati var. Türkler tarihi yaparlar, yazmazlar. Tarihte Yunanların bir özel durumu var. Yunanlar yazarlar. Yunanlar her şeyi yazarlar. Kendi istedikleri gibi yazarlar. Dolayısıyla biz yazmadığımızdan bizim tarihimizde o 7 tane kavim içinde Türk var mı yok mu bilemiyoruz. Çıkar sonuç. Belki de vardır. Ama bizim belgelerde bir Lüvi etkinliği var. Lüvilerin Türk olma ihtimali ırk olarak var. Çünkü Lüvilerin köy isimleri aynen İtalya'da var. Aynen Orta Asya'da var. Aynen Afganistan'da var. Ama Hititlerin köy isimleri sadece Anadolu'da var. Yani Hititler Anadolu'nun yerlisi. Ama Lüviler değil. Sümerler var. Sümerler Mezopotamya'da, Güneydoğu Anadolu'da. Sümerlerden sonra kurulan Akatlar ve Elamlar var. Ondan sonra Asurlar var, Babiller var. Bir sürü Mertler var. Daha sonra Persler var vesaire vesaire. Yani Anadolu'da o kadar çok uygarlık yaşadı ki, o kadar çok Anadolu dil geçirdi ki, o köy adları bu dillerden yola çıkarak Anadolu'nun tarihini anlatıyor bize. Ve benim hareket noktam hep o oldu. Pontus Krallığı, tekrar ediyorum, Trabzon'da bir milim dahi ilgisi yok. Trabzon Pontus Krallığı yok. Trabzon Rum Krallığı var. Birazdan Rum'a geleceğim. Trabzon Rum Krallığı'na geleceğim. Nasıl var, niye var? Veya Rum İmparatorluğu diyebilirsiniz. Niye var? Onu söyleyeceğim. Ama önce biraz Pontus Krallığı'na çok az bir 2 dakika bahsedeyim. Trabzon Pontus Krallığı merkezi Amasya'da kuruluyor. Çok büyüyor, genişliyor. Merkezi Sinop oluyor. Oradan Kırım'a geçiyor, karşıya geçiyor. Karadeniz öbür tarafına. Daha da büyüyor. Bu sefer Anadolu'nun aşağısına inmeye başlıyor. Ege'ye kadar geliyor. Bergama'yı alıyor ve başkenti Bergama oluyor. Trabzon, Pontus krallıklarının mezarları kayalara yapılır. Kaya mezarlıkları var ya, Amasya'da vardı, işte Sinop'ta vardı, Bergama'da vardı vesaire yerlerde. Bunlar Pontus'ların üst düzey yöneticilerinin yapıldığı mezarlardı. Trabzon'da bir tane yok. Demek ki Trabzon'da bir tane Pontus hiçbir zaman hakim olmadı. Pontus yöneticisi yok. O zaman niye Trabzon'a Pontus diyorlar? Ona da geleceğiz. Niye diyorlar? Pontus tarihte milattan önce 200 Büyük İskender'den sonra 280'den 250 arası onun egemenliği oldu. Onun yerine ölünce generallerinden işte generallerin nerede komutanlarsa onlar orada bağımsızlıklarını ilan ettiler. Anadolu'ya da Selevkiye denilen bir kral düştü. General düştü. O da Anadolu'nun kralı benim dedi. Ancak Anadolu'nun yerli halkı toplandı. Onun zulümlerine karşı isyan etti. Başlarından Meridat. Meridat da İran soylu bir prens. Son prensler sonra genişledi. Birinci Meridat, ikinci Meridat, üçüncü Meridat. Arada diğer
Hükümdarlar oldu. Bunların çocukları diğer hükümdarlar oldu. Ondan sonra en son 4. Mirdat'a gelince 4. Mirdat Trabzon Bey'in kızını aldı. Trabzon'la şeyin bağlantısı bu. Kızını aldı ve Helenci'yi, o zaman Helenci diyelim, öğrendi. Helen kültürüne yatkın oldu. Ama son kraldı, Roma İmparatoruna yenildi, tarihten silindi. Dolayısıyla bu tarihte Portus Krallığı'nda hiçbir şeyin rolü yok. Gelelim Trabzon Rum Krallığı'na. 1200-1204 senesinde Trabzon Rum Krallığı kuruluyor. Kavramlar kafamızda yerleşsin, bize sordukları vakit cevap verebilelim. Efendim Rummik veya Rummisiniz veya Romaikaca, bir de yeni dil, son 10 yıldır yeni dil icat ettiler Romaikaca diye. 10 yıldan önce hiçbir kaynakta öyle bir lisan, öyle bir dil geçmiyor. Yeni icat ettiler. Onu icat eden de Vahit Dursun diye bir arkadaşımız, dünyayı Rum olarak gören bir arkadaşımız. Ben öyle değerlendiriyorum. Her şeyi Rum olarak gören bir arkadaşımız. Ondan işte Yunanistan'da gittim, görüştüm. Daha sonra İstanbul'da arada bir de görüşüyoruz. Bunda İstanbul'a geldikçe de. Ama bizim görüşmemiz bizim tartışma şeklinde oluşuyor. Eğer oteldeysek, otelde ihbar ediyorlar, burada kavga var diye. Aslında kavga etmiyor ama yüksek sesle konuştuğumuzdan kaynaklanıyor. Arkadaşlar dil bilimcisi tam benden beraber kafa kafaya çok güzel tartışmalar oluyor. Ama dünyayı Rum olarak görüyor. Çaykaralı, Çaykara'dan gitme. Son 20 yıldır Yunanistan'da kaldı. Oranın adamı deniliyor ama kendisi hiçbir şey kabul etmiyor. Oranın adamı olsam aç durmazdım diyor. Ben oraya geldim, işte inşaatta çalışıyorum diyor. Orada amelilik yaptım, çatıcılık yaptım vesaire vesaire. Konuşuyoruz onunla bana, hatta Esenler'e ben burada okulda müdürlük yaptığım yere bile getirdim onu yakın zamanda, 5-6 ay öncesine kadar. Ama bize Trabzonlulara fazla güvenmiyor çünkü ismi çok olumsuz, vururlar, döverler, şöyle olur, böyle olur diye korkuyor. Yani ben işte korkmayacağını bilsem, onun ters ve farklı fikirleri onunla beraber karşılıklı biz burada kapışacağız bilgi olarak. Ve inanılmaz şeylerde öğreneceğinize kanıyım. Bize göre yukarıdan doldurmuşlar onları, kurmuşlar. Çünkü çatıcı adam gelip de bir bilimcisi olmaz. İnşaatçı adam buradan Türkiye'den kaçmak gitti. Türkiye'ye giriş çıkışı yeni yasakları kalkmış. Gelebiliyor. Neyse ama arkadaşlar biz görüşürüz. Zaman zaman tartışırız. Gelelim 1204 senesinde Trabzon'da Trabzon Rum Krallığı kuruluyor. Rum'un yanında Pontus yok, dikkat edin. Trabzon Rum İmparatorluğu deniliyor ona. İmparatorluk olmasının nedeni, normalde imparatorluk demek birkaç ulusun birlikte bir devlet kurması demek. Burada birkaç ulus yok. Burada Yunan ulusu, Türk askeri var. Ve siz bilmem şunu biliyor musunuz? Trabzon Rum İmparatorluğu'nun askerleri ilk olarak Türk idi. Hiç duydunuz mu? Duyanlar var. O zaman duyanlar duymayanlara söylesin mi diyelim. Şimdi Trabzon Rum İmparatorluğu 1204'te kuruldu, 1461'de. Tarih sahnesinde silindi Fatih Sultan Mehmet'le beraber. Trabzon Rum İmparatorluğu. Önce bir Rum sözüne gelelim. Rum derken Rum'la Yunan aynı değil. Bir defa onu bileceksiniz. Rum demek Roma demek. Romalı demek. Mevlana Celaleddin Rumi. Rum mudur? Hayır. Anadolu'lu. O zaman Araplar
Anadolu'yu Rum olarak görürler. Rum illeri olarak görürler. Erzurum sözü yani Arzurum. Neyin arzı? Rumların arzı. Neye göre? Araplara göre. Neden? Arapların sınır şehirlerinde en büyük yeri orası olduğu için Rumların arzı olarak görülüyor. Arzurum bugün olmuş Erzurum. Yani o bilgiyi de yani o şekilde anekdot olarak vermekte yararı var. Romalı eşittir Rum. Rum eşittir Anadolu. Yani Yunan değil, Anadolu, Anadolu. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de Rum imparatorudur aynı zamanda. Onu çok rahat kendisi ünvanlarında kullanır. Kullanır Rum imparatoru olarak yani Anadolu hükümdarı. Rum Anadolu demek Türklerin ve Arapların kayıtlarında, tarihlerinde, sözlerinde, sözlüklerinde, kelimelerinde, atasözlerinde. Yunan değil. Öbürüne Yunan. Yunan ayrı, Rum ayrı. Rum'un içinde Yunan var. Rum'un içinde Türk var. Rum'un içinde Ermeni var. Rum'un içinde ilk çağ kalıntıları insanlar var. Urartulardan kalanlar, Hititlerden kalanlar, Livilerden kalanlar, Asurlardan, Sümerlerden, Medlerden, Perslerden kalanlar var. Rum sözünün içinde. Ama Yunan sözünün içinde İyon. Sadece Yunanlar var. İyonya'dan gelen Yunanlar. Yunan sözü İyonya kelimesinden Türkçe'ye gelmiş, Yunan olmuş. Ha, o kavramları bir defa bileceğiz. Karşımızda biri konuştuğu vakit Rum demekle Rum Anadolu'lu demek. İçinde Türk de var. Efendim gelelim Anadolu'daki Türklere. Şeyde Trabzon'a gelen o Türklere hani biz dedik ya Trabzon Trabzon şehrinde 1204 tarihinde kurulurken hep Türkler vardı. Ama orada bir kültür kuşatmasından çok kısa olarak biraz daha bahsedelim. Şimdi bir böyle bir çalışma yapmış adamlar. Ufak bak dikkat edin küçük küçük kitaplar. Ali İhsan Aksamaz, Doğu Karadeniz'de resmi ideolojiler kuşatması. Bizim burada konuştuğumuzu, anlattıklarımızı resmi ideoloji olarak savunuyor. Diyor ki Türkler bu şeyleri kendi resmi tarihi olarak anlatıyorlar. Bunun gibi burada yazmışlar. Hemşin Ermenileri. Bir noktaya geleceğim ben şimdi size. Burada yazmışlar antik çağlarda Doğu Karadeniz. Yani bunlar Trabzon'da Türk dışında başka şeyler arıyorlar. Ne varsa arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Ve bir şeyler yazıyorlar kendilerine göre. Yine Doğu Karadeniz halklarında tarih ve kültürleri diyor. Yani burada bunlar Doğu Karadeniz Gürcülerindir diyor. Gürcü ağırlıklıdır diyor. Bunlar Doğu Karadeniz Gürcü ve Laz ağırlıklıdır diyor. Bunlar Doğu Karadeniz Ermeni ağırlıklıdır diyor. Bunlar Doğu Karadeniz Laz ağırlıklıdır diyor. Bunlar Doğu Karadeniz duygusal, o kadar hüzünlü romanlar, küçük küçük şeyler yazmışlar. Mesela öncelikle şu, Yorga Andriyadis. Gizli din taşıyanlar. Anadolu'da adam diyor bundan 150 sene önce camiye gidiyor, hacca gidiyor, hatta cami derneğin başkanı ama bu adam diyor Türk değildi, bunlar diyor Hristiyan diyor. Onu anlatıyor. Kaynakları da şey yapalım. Kaynak Afrodit'i, Andredaev'i bilmem kim. Benim büyük annem. Burada yazıyor. Kaynak papaz Yorgo bilmem kim.
1888'de Kromli'de doğdu, 1959'da öldü. Papaz, ondan duydum diyor. Bir de bu kitabın yayınlanmasında köy isimlerinden dolayı Çayveren Folkloru kitabında yayınlanmış. Şey, istifade etmiş. Kaynak bu. Şimdi adamlar bu tip ufak ufak kitaplar çıkarttılar. Bunun maliyeti çok az. Niye biliyor musunuz? Ve yine aynı şekilde bu. Bundan bir sonraki 50 sene sonraki 30 sene sonraki kaynak hep duygusal. Son Trabzon İmparatorluğu. Bak Pontus demiyor. Dikkat edin. Ama burada başka bir şey var. Burada da tam tersi. Dur orada. Adam yazmış Lazlar'ın tarihi. Hep Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, en fazla Artvin. Adam yapmış Pontus'taki evim. Duygusal. Bakınca ağlarsın, hüzünlenirsin. Oradaki insanları anlatmış. Adam yazmış Pontus tarihi. Aslında bu kitabın orijinal adı bu uydurma. Bu uydurma. Bu kitabın adı Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyasıdır. Kitabın orijinal adı odur. Ama bunu Türkçe'ye çevirmişler, Pontus tarihi demişler. Bizim Pontus hayranlarımızda, Pontus yanlılarımızda, Pontus sevdalarımızda almış. Ve daha sonra yine adam yazmış, Trabzon'da imparatorluğun son günleri. Hep hüzünlü. Hep bizi ağlatacağız. Adam yapmış, hoşça kal Trabzon, Trabzon'dan gidiyorlar. Yani adam yapmış Amerikalı biri Trabzonlar diye bir kitap yapmış. 1977'lerde yapmış. Ben Türk arıyorum. Strabon en eski milattan önce 100 senesinde yaşamış. Bu milattan önce 400 senesinde yaşamıştı. Bu milattan önce 100 senesinde yaşamış ve hala Doğu Karadeniz'de değişik insanlardan bahsediyor. Yani Yunanlı olmayan insanlardan bahsediyor. Hani Yunanlar gelmiş aradan 700 sene geçmiş, hala Yunanlı olmayan insanlar var diyor. Adam yapmış temel garip. Yani garip temel, yani o da yine neneleri dedeleri gidiyor, onu anlatıyor. Hüzünleniyor. Okuyunca hakikaten hüzünlenirsiniz. Gelelim şeye, bizim İlyas Karagöz amcamız var. Bu amcamız Almanya'da ağır işlerde çalışırken ne yapmıştı? Hapse düşmüş. Orada şeyi öğrenmiş, Yunanca ilham gelmiş onu öğrenmiş. Bizans şeylerini öğrenmiş, birdenbire olmuş tarihçi. İlkokul mezunu amcamız ama iyi bir tarihçi. Anadolu'daki Trabzon'un yer adlarını yazmış. Ama her şeyi %80 Rum'a bağlamış, %20 de Türk'e bağlamış. Gelelim bir başka kaynağa. Şimdi asıl konuya şimdi geliyorum. Hani size diyorlar ya, siz efendim Rumsunuz, değilsiniz, şusunuz. Bu bir Yunan kaynağının çevirisi ve bunu çevirenler de belge yayınları aynı zamanda diğer Pontus Güldürül'ün de basan yayın evi. Yani bu yayın evi ne kadar Türkiye aleyhinde yayın varsa onları basmakla tanınan bir firma. Aynı firma basmış. Yani bu şeyi anlatıyor bize. Anadolu'daki Rumların oranını anlatıyor. Anadolu'daki Rumların oranına baktığımızda sen görebiliyorsun. Yıl 1912, yani Birinci Dünya Savaşı olmadan Rumlarla Türkler bir arada yaşıyorlar. Daha ayrılmamışlar. 1914'te savaş,
16'da Ruslar geliyor. 18'de Ruslar gidiyor. Orada Ruslarla beraber Rumlar da gidiyor. Ama burada Ruslar gitmeden önce 1912 senesi kaynak Yunan kaynağı. Yunan kaynağı, Yunanlılar bir harita yapmışlar. Bir haritada siz gördüğünüz oranları okuyabilir misiniz? Oku bakayım. Kaç? Dışından okumayacaksın değil mi? Ya acı. İyi. Şu rakamları oku. Gördüğüm rakamlar. Ofun kaçmış veya şeyin kaç? Yıl 1912. Of %1. Rize %7,5. Ardeşen %1. İlginç bir rakam değil mi? Daha batıya gelelim. Daha batısı mı? Yani Yunanların anlattığı, kendilerinin yazdığı kaynağa göre Trabzon'un Ofu sürmenesi %1. 1912'den bahsediyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı olmamış. Yani biz Yunanları veya Rumları henüz göndermemişiz veya kendileri korkudan gitmemişler. Beraber yaşadığımız 1912. 1834'te 1,5. Of nüfus defteri. Evet, o başka bir şey. 1834'te 1,5. O başka bir şey. 1791 senesinde de yine o rakamlar var. Yani neye geliyoruz? Yani bizimkiler o kadar abartılı abartılı eski isimler Rumca, demek ki biz Rumuz. O mantıktan yola çıkarak bizi Rum yaftası koyuyorlar. Gelelim. Benim yazdığım, az evvel anlattıklarımı konu alan, o hani dedim ya, Rumlarla, Pontuslarla, Ermenilerle, şunlarla, bunlarla görüştükten sonraki kesin sonuçları, onların dediklerini doğru kabul ederek yazdığım bir çalışma. Doğu Karadeniz'de etnik yapılanmalar ve Pontus. Doğu Karadeniz'de kimler gelmiş, neler yapmışlar, onları anlatan bir çalışma. Onları anlatan çalışmalar, onların imzalarıyla beraber olduğundan dolayı kimse şey yapmamış, karşı çıkamıyorum. Yine benim özelliğim, ben bir şey anlatırken mutlaka elimde kaynaklarım olur. Belgelerim olur. Anlattığım bütün belgelerim, kitaplarından geçen bütün belgeler bende vardır. Kütüphaneden almadım, nenemin hatıraları da değildir, dedemin hatıraları da değildir. Ne varsa belge, yazılı, imzalı, sesli, varsa kamera, son zamanlarda imkanımız oluştu da kameralı belgeler oluştu. Hatta biz Abdullah Bey'le beraber bu yazı Sultan Murat Yaylası'nda epey belge topladık, arşiv oluşturduk. Yani biz devamlı elimizden geldiğince çalışma yapıyoruz. Yani burada Doğu Karadeniz'deki orandan bahsediyorum. Doğu Karadeniz'de ötüler dedikleri gibi efendim 1461'e kadar Hristiyan kültürü vardı. Ondan sonra Hristiyan kültürü zayıfladı. 500 yılda Türk kültürüne dönüştü. En son kalan Hristiyan kalıntıları da 1918'de Ruslar geri çekildikten sonra ve 1923'ten sonra da Rus mübadelesinde Türkiye'yi büyük oranda terk ettiler. Ha terk ederken bir sürü acılar çekildi. Terk ederken bir sürü acılar çekildi. Benim şu anda cebimde flash belleğim de var. Bunu şehir toplantısında göstereceğim.